TGRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizleri hepimizi yakından ilgilendiren ciddi sağlık sorunlarından bahsedeceğiz. Ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi genel cerrahi uzmanı operatör doktor Yunus Topal bizlerle olacak. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Sizleri gördük. Daha iyi olduk hocam. Hocam bugün aslında birçok konuyu sizinle ele alacağız ama en önemli konulardan bir tanesi, çağımızın da şu anda en revaçta olan, en büyük hastalıklarından bir tanesi obezite ile ilgili olan tekniksel yapmış olduğunuz mide balonundan konuşacağız sizinle ama mide balonu nedir? Kısaca bahseder misiniz bize? Mide balonu endoskopi eşliğinde uyguladığımız, mide içerisine endoskopi yardımıyla yerleştirdiğimiz ve orada mide içerisinde şişirdiğimiz ve hastaya tokluk hissi vererek kilo vermesini sağlayan bir yöntemdir. Hı hı. Sadece hocam obezite olan hastalarda mı kullanıyorsunuz bu tekniği? Evet, mide balonu obezite için kilo fazlalığı olanlarda 10 ila 10'un üzerinde kilosu olan, fazlalığı olan tüm insanlara uygulanabilmektedir. Evet. Peki öncesinde hastanın hocam diyet yapması gerekiyor mu? Yoksa yediklerine dikkat etmesi gerekiyor mu bu operasyondan önce? Mide balonu için uygulamak için öncelikle tabii diyet, egzersiz bunların uygulanması, beraberinde uygulandığında daha güzel sonuçlar alınır. Beraber yapmak lazım. Diyet ve egzersizle sonuç alamayan insanlara destek amaçlı mide balonu uygulaması önerilir. Mide balonu endoskopi eşliğinde uygulanmaktadır. Çok da kolay bir teknik aslında değil mi hocam? Diğer bilmiş olduğumuz mide ameliyatlarından farklı bir teknik. Evet, bu ameliyat değildir öncelikle. Evet. Ve geri dönüşümlü bir şeydir. İstenildiği zaman takılabilir, istenildiği zaman çıkarılabilir. Hasta güzel sonuçlar aldığında istenildiği zaman da çıkarılabilir. Endoskopi zaten çok sık yapılan bir işlem. Evet. Haliyle endoskopi eşliğinde yapıyoruz. 5 ila 15-20 dakika içerisinde uygulanabilmekte. Uygulanabiliyor 15-20 dakika içerisinde, evet. Aynen. Peki hocam herkese uygulayabiliyor musunuz bu tekniği? Herkes yapılıyor mu? Belli bir yaşı var mı? Yaş aralığı var mı? Ya öncelikle tabii 17 yaşın üzerinde obezite cerrahisi de yine aynı şekilde. Mide balonu da yine aynı şekilde 17 yaşın üzerinde 17-65 yaş arasında uygulanmakta. Mide balonu da aynı şekilde. Ve süreleri de var değil mi hocam mide balonunun? Mide balonunun türleri var tabii ki. 6 aylıklar var, 12 aylıklar var. Ayarlanabilir veya tek seferde şişirilebilen balonlar mevcut. Hocam şu anda DSF'miz de dönüyor. İsterseniz şöyle ekrana bakarak da şu anda görüyoruz. Evet, yapılan teknik bu sanırım mide balonu. Evet, endoskopi eşliğinde mide içerisine balonu ilerletiyoruz. İlerlettikten sonra midede yara, ülser yoksa balonu olduğu yerde mide içerisinde şişiriyoruz. Ve hastanın midesinde yer kaplıyor. Yer kapladığı için hasta fazla gıda almasını engelliyor. Kısıtlayıcı bir yöntemdir bu. Gıda almayı engellediği için de, tokluk hissi verdiği için de daha az yiyor. Daha az yiyor. Diyet ve egzersizle desteklediğinde güzel sonuçlar alınıyor. Peki hocam o şişirme yöntemini her hastaya göre farklı bir şekilde mi şişirebiliyorsunuz yoksa? Mide balonunda şişirme miktarları her hastaya göre değişmektedir. Hastanın boy ve kilosuna göre hesapladığımız vücut kitle indeksi, BMI dediğimiz değerine göre, hastanın hedefine göre şişirme miktarını belirliyoruz. Belirliyorsunuz. Hocam şöyle de bir şey var, yani mide ameliyatı olmadığı için endoskopi yöntemiyle yapıyorsunuz ama daha sonrasında hasta istediği zaman da çıkarabiliyor diyebiliyoruz balonu. Böyle evet, bir durum var mı? Yeterli hedefine ulaştığında 3 ay sonra, 6 ay sonra istediği zaman çıkarılabiliyor. Yine aynı işlem. Endoskopi eşiğinde yapıyoruz. Endoskopi eşiğinde balonu söndürerekten endoskopi ile beraber ya da endoskopiden sonra kolayca çıkarılma işlemi gerçekleştirilmektedir. Evet. Endoskopi riskleri dışında ciddi bir riski de yoktur açıkçası. Aslında hocam şimdi bakınca mide ameliyatlarından çok çok da risk almayan bir teknik değil mi? Yani hastaları da gayet kolayca yapmış oldunuz. Aynı şekilde mide balonu ameliyattan korkanlarda uygulanabilir. Özellikle. Ameliyatı tercih etmeyenlerde mide balonu uygulaması gerçekleştirilir. Ve ameliyata hazırlık içinde mide balonları uyguluyoruz. Özellikle BMI morbid obez dediğimiz, süper obez dediğimiz çok aşırı kilolularda ameliyata hazırlamak için ameliyat cerrahi anestezi risklerini azaltmak için öncesinde yapabiliyorsunuz aslında değil mi? Aynı şekilde önce balonla kilo verdirip daha sonra ameliyatta gerçekleştirilebiliyor.
Peki kilonun belli bir hedefi var mı hocam yapmadan önce? İşte 100 ya da 150 kilo arasında mesela balon yapabiliriz ya da hemen direkt ameliyata geçiliyor mu? Hastanın vücut kemiğinde ikisine göre Evet, hareket değerlendirilmekte ediyorsunuz o. aslında. Aynı. Evet. Peki hocam komplikasyonlarla karşılaşabiliyor muyuz? Mide balonunun komplikasyonları, balon patlayabilir mi? Mide balonları En sık kolay sorulan kolay, sorulardan bir en tanesi sık aslında değil sorulan miydi? sorulardan bir tanesi. Mide balonu kolay kolay patlamaz. Çünkü Patlamaz. ona uygun olarak üretilmekte ciddi testlerden geçirilmektedir. Patladığında da erken saatlerde fark edildiğinde ona Bunu hasta 12 fark saat edebiliyor mu hocam 8-12 peki? saate kadar ciddi bir risk oluşturmaz. Mide balonlarını metilen blue mavi serum fizyolojik ile şişirdiğimiz için mide balonu patladığında hastanın idrarı mavi olur ve bunu fark Evet, bu edip direkt belirtiyle aslında evet. doktoruyla irtibata geçip balonun bir an önce çıkarılması gerekir. 8-12 saat kadar risk oluşturmaz o sürede çıkarılırsa. Geç kalındığında eğer ilerlediğinde bağırsaklara geçebilir, bağırsak tıkanıklığı yapabilir Yapabilir. veya bazen de normal yoldan çıkışı da gerçekleştirilebilmektedir Evet. balonların. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Her balonun belli bir süreci var değil mi hastalara? 6 aylık ve 12 aylık olarak. Biraz Evet. bahseder misiniz bize? Bu hastanın Altı. kendi isteğine mi kalmış? Aslında siz mi hastaya Hastanın kendi daha uygun? tercihine bağlı, Evet. vermek istediği hedef kilosuna bağlı. 6 aylık kısa sürede vermek isterse ve kilosu hafif kilolu ise, ciddi morbid obez, süper obez değilse 6 aylık balonlar Kullanabilir. önerilebilir. Veya süper obez ise, kiloları aşırı ise, BMI çok yüksekse de 12 aylık balonlar 12 ay süreyle takılabilir, Peki önerilir. hocam bu operasyondan sonra hastanın bir hastanede kalış süresi var mı? Balon taktıktan sonra birkaç saat gözlem amaçlı hastanede takip edilir hasta. 2-3 gün, bazen bu süreç bir haftayı buluyor. Sıvı ve hafif şeyler yemesi öneririz. Öneriyorsunuz. Mide balonunu vücudun uyum gerçekleştirmesi için daha sonrasında normal gıdasına geçer. Diyetisyen kontrolünde, egzersizlerle desteklenerekten 6 ay veya 12 aylık süreçlerde ideal kilosuna Evet. ulaşmasına destek olunur. Peki hocam hiç uyum olmayan hastalarınızla karşılaştınız mı bu gibi durumlarda? Evet, mide balonu bazen hassas kişilerde, bazı insanlarda tolere edilemeyebilir. Çünkü her bünye farklı olduğu için hastalık yok, hasta var prensibi doğrultusunda. Uyum sağlanamayanlarda balon kısa sürede de çıkarılabilmektedir. Çıkarılabiliyor. Evet. Aynı Peki şekilde. hocam balon çıkarıldıktan sonra hasta tekrar yediği besinlere dikkat etmesi gerekiyor mu bu konuda? Hastanın yapması gereken bir diyet var mı? Evet, balon bir destek tedavisidir aslında obezite için. Tek başına %100 çözüm değildir. Mutlaka diyet ve egzersiz eklemek lazım. Ayrıca balonla alınan ideal kiloya ulaşıldığında tekrar kilo almamak için balon olduğu sürece kazanılan beslenme düzeninin, beslenme alışkanlığının, o dönem yapılan egzersizlerin balon çıkarıldıktan sonra da devam Devam edilmesi, etmesi gerekiyor. Yanlış besinler, yoğun kalorili şeylerden uzak Uzak durulması durması gerekiyor. formu korumak için Evet. öneririz. Hocam şunu da söyleyeceğim ama balon çıktıktan sonra zaten hasta o bünyeye alışmıyor mu balonla beraber yani alışmış oluyor, uyum sağlanmış oluyor mu? Belki hasta hani eski yediği besinleri o kadar fazla da yemeyebilir diye düşünüyorum. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Tabii ki balon takıldığı sürece hasta o süreçte kilolarını verdiği için diyet ve egzersiz eklendiğinde vücuttaki kilo miktarı azaldığı için doğal olarak enerji beslenme ihtiyacı da azalacaktır. Daha az yemeye Daha az başlayacaktır. yemeye Bunu başlayacak. öğrendikçe de formuna da kavuştukça da bunu korumak için zaten gerekeni yapacaktır. Daha sonrasında da hocam balonu çıkarttı hasta ama tekrar kilo almaya başladı ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklandı. Tekrar balon takma şansı var mı acaba? Böyle bir durum olabilir mi? Tabii balon tekrar uygulanabilen bir Uygulanabiliyor, evet. yöntemdir. Tekrar kilo alındığında tekrar uygulanabilir. Evet. Ama biz bunu önermeyiz. Yani formuna ulaşmışsa, kilolarından Sadece kurtulmuş dikkat ise, etmesi gerekiyor, değil mi hocam? yani bunu koruması onun için daha idealdir. Evet. Ama balon tekrar Bir uygulanabilen bir yöntem. yöntemdir. Zaten basit Zaten hepimizin endoskopi ile bilmiş yapılıyor. olduğu bir yöntem, endoskopi Evet. yöntemi de gayet normal. Endoskopi ile boruyla, hortumla içeriye Mide sokuyorsunuz. Balon içerisine şişmesini giriyoruz. orada değil mi Mide yapıyorsunuz hocam? içerisinde şişiriyoruz.
Orada bırakıyoruz. Söndürürken de yine aynı şekilde iğne ile patlatıp metilen mavisi, serum fizyolojiyi herhangi çıkarıyoruz. Herhangi bir kesik yok. Herhangi bir ağrı hissetmiyor hastamız. Anestezi uyguluyorsunuz değil mi hocam? Sedasyon anestezisi altında yapıyoruz. Hasta kısmen uyumuş oluyor. Ve rahatlıkla 15 dakika tolere edebiliyor. Gayet kolay ve pratik bir teknikle de işlem tamamlanmış kilolarımızdan kurtulmuş oluyoruz diyelim o zaman hocam. Hocam ben sizi hazır bulmuşken başka konulara da değinmek istiyorum. Hemen diğer konum olan kıl dönmesine de geçmek istiyorum. Genelde kıl dönmesine biz erkeklerde daha fazla çıkar diyebiliyoruz ama genelde bayanların da bu tarz şikayetleri oluyor. Kıl dönmesi neden kaynaklanıyor hocam? Nedir? Kıl dönmesi vücuttaki kılların, tüylerin vücudun belli bölgelerinde özellikle kuyruk sokumu, göbek kısmı, kasıklar ve koltuk altında olabilen kılların ters dönmesiyle orada oluşturduğu kistik yapılardır. Bunlar büyüyebilir, apseleşebilir, enfeksiyon yapabilir, hastaları rahatsız edebilir. Peki en sık kimlerde görülüyor hocam? Erkeklerde dedik ama. En sık genç erkek aktif çalışan insanlarda daha sık görülmektedir. Ama bayanlarda da görülebilir. Bayanlarda da görülüyor, evet hocam. Evet. En çok peki bayanlarda hangi bölgelerde daha fazla görülüyor? Yine aynı kuyruk sokumu kısmında en sok sık görülmektedir. Peki tedavi yönteminiz ne oluyor hocam bu aşamada? Herhangi bir ilaç kullanması gerekiyor mu hastamızın? Öncesinde. Kıl dönmesinde pilonidal sinüste cerrahi dışı ve cerrahi dediğimiz mikro cerrahi dediğimiz tedavi yöntemleri mevcuttur. Mutlaka müdahale edilmesi gerekir. Kıl dönmesi kendiliğinden geçen veya iyileşebilen bir şey değildir. Değil, evet. Zamanla ara ara enfeksiyon, apseleşme, orada kistleşme yaparaktan hastayı rahatsız edebilir. Evet. O bölgede akıntı, koku, ağrı yapar, rahat oturamaz. Bu gibi durumlarda müdahale etmek gerekir. Cerrahi veya mikro cerrahi dediğimiz yöntemler, kistin primer çıkarılması uygulanabilir. Sekonder iyileşme dediğimiz kisti çıkarıp sekonder iyileşmeye yani pansumanlarla iyileşmesine bırakılabilir ama bu 2-3 ayı bulabilmektedir. Biraz hasta peki için yorucu bir yöntem. Peki o kisti hocam oradan aldıktan sonra herhangi bir iz kalıyor mu hastada? Yapılan tekniğe göre değişmektedir. Değişiyor, evet. Mikro cerrahi yöntemlerde mikrosinüs ekstirpemi dediğimiz, kristalize fenol dediğimiz yöntemlerde daha az iz kalmaktadır. Kis küçük bir insizyonla çıkarılmakta, içerisi kristalize fenolle yakılaraktan, temizlenerekten hasta kıl dönmesinden kurtulabilmektedir. Peki hocam, ve çok erken de işe dönmesi sağlanır. Sağlanır. Bu şekilde, evet. Erken teşhis de bu durumda çok önemli değil mi hocam? Yani hasta nasıl anlar? Herhangi bir ağrı mı hissediyor aslında? Kıl dönmesinde kuyruk sokumunda delikler oluşmakta, kistler oluşmakta. Erken aşamalarda hafif akıntılar olabilir, kokulu olabilir, kokusuz olabilir. Bu gibi durumlarda hastanın mutlaka bir genel cerrah muayene olmasında fayda vardır. Çünkü bu ihmal edildiğinde, ilerlediğinde orada daha bir büyük tane olan kist ikiye çıkmakta, üçe çıkmakta, bazen her iki kalçayı kuyruk sokumunu geçip yanlara doğru da yayılabilmektedir. Evet. Bir nevi tümör gibi diyebiliriz. Tedavi sürecini de uzatıyor bu şekilde değil tedavisi mi? Tedavisi güçleşmektedir. Evet. Çünkü küçükken daha küçük müdahaleyle kurtulabilmekteyken ilerlediğinde, büyüdüğünde daha geniş eksizyonlar, daha geniş ve büyük ameliyatlar ameliyathane şartlarında yapılması gerekir. Evet. Peki hocam korunmak için neler yapabiliriz? Kıl dönmesinden korunmak için genel temizlik, hijyen kurallarına çok dikkat önemli. Etmek gerekir. Sık duş almak, o bölgenin yapısından dolayı ıslak, nemli bırakmamak. Çünkü o bölgedeki cilt biraz zayıf olduğu için vücudun kuru arka tarafında biriken tüyler orada birikebilmekte. Onu sık sık temizlemek lazım. Aksi takdirde orada biriken tüyler, dar kıyafet giyme, uzun süre oturma, bu gibi şart ve durumlarda orada kıl dönmesine neden olmaktadır, oluşmaktadır. Bunları önlemek lazım. Önlemek gerekiyor. Ağrı hissediyor mu hocam hastalarınız işlem sonrasında? Evet, kristalize fenol dediğimiz yöntemde hastalar normal cerrahi tedaviye göre çok daha az ağrı hissetmektedirler. Erken işe dönüşleri mümkün olmaktadır. Özellikle hocam kuyruk sokumu dediniz de yani kuyruk sokumunda oturma şekli de hastanın değişmiyor mu? Yani sosyal yaşantısını da etkilemiyor mu? Özellikle masa başında çalışan hastalarınız kesinlikle için konuşuyor. Kesinlikle oturamamaktadır zaten. Evet. Apseleştiğinde özellikle.
Hasta ciddi bir konfor Hı. kaybına Hocam uğramaktadır. şöyle izleyicimizden bir soru geldi. Hemen de onu yöneltmek istiyorum size. Kendisi bayan ama yüzünde bir kıl dönmesi oluşmuş. Kuyruk sokumundan farklı bir şey. Nasıl belirti gösterir? Nasıl yapar? Ağrı hisseder mi? Onlar da yine aynı Hı şekilde hı. küçük sertlikler yapar, akıntı Hı. yapabilir, ağrı yapabilir. Onları da yine küçük En çok merak ettikleri şey de aslında tekniklerle hocam onları iskalıyor mu? çıkarmak Ağrı lazım. oluyor mu? İskalıyor mu? Biz bayanları biliyorsunuz. Yüz Bir bölgesinde yüz tabii daha bölgesinde evet. hassas davranıp ona göre müdahale Hı. etmek gerekir. İz kalmaması için Yapılan teknik de çok önemli değil mi hocam? yapılan teknik çok Hı. önemli. Evet. Hocam ben böyle sizi hazır buldum ama konudan konuya geçiyorum. Hemen şimdi tekrar başa dönmek istiyorum. Şu konuda başa dönmek istiyorum. Mide balonundan bahsettik ama mide balonu tekniği ekip işi gerektiren bir teknik değil mi hocam? Endoskopist, Hı genel hı. cerrah tarafından ve endoskopi ekibi tarafından anestezinin de olması Olması gerekir. gereken. O şartlarda kolaylıkla mide balonu Özellikle uygulanabilmektedir. Endoskopi diyetisyenlerle nitelerinde. birlikte çalışıyor musunuz hocam? Bu önemli bir Evet, konu çünkü. Hı. mide balonu takıldıktan sonra mutlaka diyet ve egzersize eklemek Birbirinize destek gerekir. olabiliyorsunuz. Evet, bu şekilde Diyetisyenlerle de. beslenmesini ayarlamak lazım. Peki bu mide balonu takıldıktan sonra hocam tekrar hasta size ne zaman gelmesi gerekiyor? Birinci Hı. haftasında ve Tekrar kontrole gelebiliyor. ondan sonra her ay kontrol ve kilo ölçümünü öneriyoruz. Hı. Hocam dilerseniz safra kesesine de geçelim mi sizin de? Ben sizi hazır buldum. Her taraftan sormak istiyorum böyle. Hocam Sorabilirsin. aslında safra kesesi nedir? İşlevi nedir? Vücudumuzun neresinde bulunur? Ne işe yarar? Safra kesesi karaciğerin altında, Hı. safra kesesi yatağı dediğimiz kısımda bulunur. Karaciğerin ürettiği safrayı süzmek, yoğunlaştırmak fonksiyonu görevi vardır. Hı. Bu yoğunlaşmış olan safra, vücudumuza beslenmeyle aldığımız yağlı gıdaların sindirim için önemli ve Önemli. gereklidir. Evet. Safra kesenin fonksiyonu budur. Peki hocam bozulursa, sindirim yapmazsa safra kesesi ne olur? Safra kesesi sindirim yapmazsa, fonksiyonu bozulursa veya başta bahsettiğimiz gibi Hı. obezitemiz mevcut ise Bu da çok önemli değil mi fazla hocam? aşırı yağlı Hı. şeyler yiyor isek safra kesemiz düzgün çalışmayabilir, taş üretebilir, kum üretebilir, Evet. kolesterol kristalleri Özellikle en diyoruz. çok duyduğumuz hocam safra kesesi taşım var benim diye Evet, çok duyuyoruz. evet. Neden oluşur hocam? Bunlara bağlı olarak safra kesesi fonksiyonlarını düzgün yapmadığında obezite, çoklu doğum, Hı. özellikle 40 yaş üstü olmak, sarışın olmak, bunların hepsi Eyvah safra eyvah kesesi. hocam. Beni korkuttunuz şu anda. Yok, Hocam ne safra gibi? kesesi Evet. riskini artırmaktadır bunların hepsi. Evet. Ne gibi belirtiler gösterir hocam? Safra kesesi sessiz bir hastalıktır. Evet. Erken oluştuğu dönemlerde. Hı. İlerleyen süreçlerde hafif bir hazımsızlık, karın ağrısı, ara ara Karında bulantı, şişlik. karında Hı. şişkinlik. İlerleyen süreçlerde tabii daha kramp tarzı şiddetli ağrılar, Hı. sırta vuran ağrılar, ciddi hazımsızlıklar, bulantı, kusmalar yapabilmektedir Evet. safra kesesi rahatsızlığı. Hocam başka hastalıklarla karıştırılabiliyor mu aslında safra kesesi taşı? Tabii Genelde safra midemiz kesesi ağrıyor deriz ama onun altında safra kesesi taşı da yatabilir dediğiniz gibi. Çok da sinsi bir aynı hastalık şekilde safra diyorsunuz. Evet. kesesi karaciğer rahatsızlıkları, mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıklarıyla karışabilmektedir. Hı. Mutlaka bu şikayetler olduğunda bir doktora Kesinlikle gözüküp bu gibi şikayetlerimiz gerekli olursa tetkiklerin şüphelendiğimiz zaman gerekli direkt Yunus hocama gidiyoruz. Değil mi hocam? tabii gerekli tetkiklerin yapılması gerekir. Gerekir. Evet hocam. Peki tedavi şekli nasıldır hocam? Herhangi bir ilaç mı kullanmamız gerekiyor? Ameliyata kadar gidiyor mu? Safra kesesi taşları özellikle. Safra kesesi taşlarında, safra kesesinde taş tespit edildiğinde Hı. altın standart tedavi laparoskopik kolestektomidir, ameliyattır. Ameliyat ne zaman karar verilir? Yani En son aşamada mı semptomatik hocam? seviyoruz. Hı. Yani hastaya semptom veriyorsa, başta belirttiğimiz şikayetleri yapıyorsa, Hı. hazımsızlık, şişkinlik, karın ağrısı, kolestit ata diyoruz. Bu şikayetlerle acile gitme ihtiyacı Hı. hissedilen durumlarda mutlaka safra kesesinin ameliyatta alınması gerekir. Hı. Altın standart tedavisi de laparoskopik olarak yani kapalı yöntemle Kapalı yöntem aslında. girilerek Evet. safra kesesinin tamamıyla Hı alınması hı. taşlarla beraber almak gerekir. Çünkü tekrarlar. Hasta normal yaşantısına ne zaman döner hocam? Bu tedaviden sonra, ameliyattan sonra.
Laparoskopik kolestektomi, yani safra kesesi ameliyatı sonrası hastalarımız bir hafta içerisinde normal yaşamına, işlemine dönebilirler. Evet. Hocam şu an hemen içeriden rejiden biz sizi hazır bulduk. Genel cerrahi uzmanımız gelmiş, Yunus hocamız gelmiş. Soru geldi şu anda. Pankreasla safra kesesi aynı şey mi hocam yoksa farklılar mı? Pankreas sindirim enzimleri üreten bir organımız. Hı hı. Ama safra kesesiyle eş zamanlı olarak çalışırlar. Safra kesesinde etkiliyorlar mı aslında? Etkileyebilirler tabii ki. Safra kesesinde taş olduğunda, kum olduğunda, safra kesesi normal çalışmadığında, safra yollarıyla pankreas kanalı, ortak kanal oluşturaraktan insanlarda kalın bağırsağın ikinci kısmına, ince bağırsağın ikinci kısmına ulaşmaktadırlar. Ortak kanal teorisi diyoruz. Bunun sonucunda safra kesesi ve taşının rahatsızlıkları pankreatit dediğimiz pankreas hastalıklarına, sarılığa, kolenjite neden olabilmektedir. O yüzden belirtileri yine aynı şekilde midir hocam? Yine aynı şekilde. Belde kuşak tarzı ağrılar oluşabilir pankreatitte. Yine bulantı, kusma, hazımsızlık, şiddetli ağrılar oluşur. Yine aynı şekilde safra kesesi gibi sinsi bir hastalık diyebilir miyiz hocam? Aynı şekilde tedavisi de tedavisi mümkündür. Safra taşına bağlı ise de laparoskopik kolestektomi ile tedavi tamamen edilebilmektedir. Tamamen kurtulmuş oluyor mu hocam? Evet, tedavi edilebilmektedir. Erken teşhis ve erken tedavide çok önemli bu. Çok önemli bu durumda da. Peki hocam, ameliyata gitmeden önce ilaçla geçirebiliyor muyuz bu hastalığı aslında? İlaç tedavisi görebiliyor muyuz? Safra kesesi taşında ilaç tedavisi açıkçası pek mümkün değil. Mümkün olmuyor. Evet. Evet hocam, iyileşme sürecinden bahsettik. Hastamız bir hafta içerisinde normal yaşamına dönebiliyor diyorsunuz. Peki sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam? Yediklerine dikkat etmesi gerekiyor mu özellikle de? Evet, bir hafta 10 gün kadar beslenmesine dikkat etmesini öneriyoruz. Safra kesesi sonrası yağlı gıdalardan, kızartmalardan, ağır yemek, baharatlı gıdalardan, ağır gıdalardan uzak durmasını öneririz. Uzak durması gerekiyor. Evet. Dilerseniz hocam tiroide de geçmek istiyorum ben. Tamam. Tiroid nedir hocam? Tiroid bezi hastalıkları nelerdir? Tiroid bezi vücudumuzun boyun bölgesinde nefes borumuzun trakeanın ön kısmında bulunmaktadır. Vücudumuzun metabolizmasını, vücudumuzun çalışma saatini diyebiliriz, ayarlamaktadır. Tiroid hormonu üretmektedir. Tiroid hormonu fazla olduğunda vücudumuz fazla çalışmakta, tüm organlarımızı etkilemektedir. Tiroid bezi iyi çalışmadığında da hipotiroidi dediğimiz vücudumuzun genel bir tembellik hali, organların çalışmama hali oluşmaktadır. Vücutta yaygın ödem oluşur, saç dökülmesi oluşur, ciltte kuruluk aslında olur. Aslında çok önemsenen bir konu değil mi hocam? Tiroid, evet, çok yaygın bir hastalık. Tiroid de çok yaygın bir hastalık. Evet. Hocam peki başka ne gibi belirtiler verir tiroid? Mesela şişmanlama söz konusu olabilir mi tiroid hastalarında? Tiroid bezi iyi çalışmadığında metabolizma yavaşladığı için hasta kilo alır. Hasta kilo alır. Evet. Bu gibi durumda ilaç mı kullanması gerekiyor hocam? Tiroid hormonu tetkiklerine bakaraktan tiroid ultrasonu öneririz. Bunlar bakılaraktan ilaçlar öneririz. İyon tedavisi etkili midir hocam tiroidde? Tiroidde iyot tedavisi, iyotlu tuzak kullanımı tiroid hastalığını önlemek için öneririz. Evet hocam, bu konu çok konuşuluyor aslında. Evet. Eskiden gelen bir iyotlu tuz, tiroid hastaları iyotlu tuz kullanılması gerekiyor diye bir haber çıkmıştı. Sonrasında tiroid hastaları kesinlikle iyotlu tuz kullanmasın diye de bir haberimiz çıktı. Sizce tüm insanların mutlaka iyot alması gerekir. İyotlu tuzları mutlaka kullanmak gerekir. Yeterli iyot alınmadığında endemik tiroid dediğimiz, yani nüfusun belli bir oranını, belli bir nüfusu etkileyecek boyutta tiroid rahatsızlıkları ortaya çıkmaktadır. O yüzden tuzlar, kapalı tuzların tamamı iyotla desteklenmiştir. İyotlu tuzdur. Onları kullanmak gerekir. Gerekir. Peki hocam, iyotu biz tuzdan hariç başka bir besinden alabilir miyiz? İyot daha çok tuzdan alınmaktadır. Tuzdan alınıyor, evet. Ameliyat hocam ne zaman düşünüyorsunuz tiroidli hastalarda? Tiroidin nodül oluştuğunda veya hipertiroidi dediğimiz tiroid bezinin çok çalışıp nodül eşlik ettiğinde nodülün boyutuna göre karar veriyoruz. Tiroid bezindeki nodüller 1 santimi veya 1 santime yaklaştığında veya 1 santimi geçtiğinde mutlaka ince iğne dediğimiz ultrason eşliğinde veya direkt elle iğne ile biyopsi alınıp onun sonucuna göre eğer bir ciddi bir patoloji varsa, kanser şüphesi varsa veya kanser teşhis edilmişse mutlaka cerrahi tedavi önerilir.
Onun dışında tiroid endokrinoloji tarafından da takip edilebilir. Evet. Biz en çok hangisinden korkmalıyız hocam? Tiroid çeşitlerinde. Yani evet. Bize Tiroid de belirti verdiği zaman bize en çok neydi? boyunda Şişlik, şişlik evet. Hı. oluştuğunda, çarpıntı tiroid zehirli guatr dediğimiz durumlarda mutlaka bir genel cerrah muayene olup bir gerekli tetkikle yapılması önerilir. Çünkü tiroid kanseri de çok yaygın bir hastalık. Hı. Hocam şunu sormak istiyorum. Toplumda genelde işte çok çarpıntım var, çok aşırı terlemem var ve aşırı sinirlilik var. Bende kesinlikle tiroid vardır diyen bir hasta da gerçekten tiroid var mıdır? Olma Yoksa ihtimali yüksektir yüksektir, çünkü evet. tiroid Ve bütün şeyleri hormonları da değiştiriyor değil mi hocam? Yani yaşam saydığınız kalitesini de semptomları düşürüyor. evet Hızla hepsini kilo yapalım. alımına sebep oluyor. Hepsini yapabilmektedir. Evet hocam. Hocam şunu da sormak istiyorum. Özellikle de hamilelik yaşayan bayanlarda bu tarz sıkıntılar çok öncelikle hamile olan bir bayanda kadın doğum uzmanına gittiği zaman TSH hormonlarına T3 Evet. ve T4'e bakılıyor. Evet. Ve orada tiroid hormonlarının yüksek olduğu çıktığı zaman kesinlikle gebe kalamama gibi bir durum söz konusu ya da işte gebe kaldı ama düşük riski oluyor. Bu gibi durumlarda siz konsültasyon halinde kadın doğum uzmanlarıyla çalışıp önce tiroidi düşürmeniz mi gerekiyor yoksa ameliyata tekrar gidiyor musunuz hocam? Tiroid gebe kalma sürecinde mutlaka normal olması gerekir. Evet hocam. Bu Kadın doğum engelliyor değil mi doktorlarının hocam? da Evet. zaten ondan dolayı bu tetkiklere bakarak hastaları uyarıyorlar, uyarmaları gerekir. Hı. Çünkü hipertiroidi dediğimiz tiroid bezinin fazla çalıştığı zehirli guatr durumlarında gebe kalınması risklidir, büyük risktir. Hı. Çünkü gebe kalınsa bile düşük riski vardır Çok fazla. ve gebelik kalındığı sürece ilaç ve cerrahi tedaviyle de tedavi edilememektedir. Evet hocam. Zehirli guatr gebelikte büyük risktir. Hocam cerrahi müdahale Tedavisi yapamıyor musunuz tiroidde? zehirli Aslında zehirli guatrda guatrda yapılmıyor. gebelik oluştu ise Yapılmıyor tabii. tedavi Hı. cerrahi tedavi ilk 3 ay ve son 3 ayda gebeliğin Hı. riskli oluşmaktadır. Hı. Ameliyat etmeseniz de risk oluşmaktadır. Çocukta zika geriliği gibi, tiroid rahatsızlıkları gibi nedenlere Çok ciddi sağlık olabilmektedir. sorunları var aslında O hocam, yüzden evet. tiroid rahatsızlığı olanlar mutlaka bir gebelik düşünmeden önce genel cerrahı veya Genel cerrahi. endokrinoloji muayene Hı. olaraktan gerekli tetkiklerine, hormonlarına bakılarak Hı. Bu da çok önemli bir değerlendirilmesi detay hocam. önerilir. Evet. Evet hocam belirtmek istiyoruz. Peki ömür boyu ilaç kullanmak gerekir mi hocam tiroid hastalarında? Tiroid ameliyatından Hı sonra hı. tiroid bezinin tamamını alma taraftarı Hı. olunuyor genel itibariyle kanser riski olanlarda Hı. özellikle. Bu hastalarda mutlaka ömür boyu tiroid hormonlarını dışarıdan Hı. almak gerekiyor. Gerekiyor. Hocam az Ama önce tiroid evet. hormonları vücudun kendisinde de olan bir hormon olduğu için ciddi bir yan etkileri bulunmamaktadır. Kemik erimesi yapabilmekte. Kullanmış olduğumuz ilaçlar mı Ara ara hocam? kemik yoğunluğuna bakılması, takip edilmesi Ölçüm önerilir o yapılması gibi gerekiyor durumlarda. aslında. Hocam az önce çok önemli bir konudan bahsettiniz. Tiroid kanserinden bahsettiniz. Ben onu da sormak istiyorum. Tiroid kanseri ne gibi belirtiler verir? Yine aynı tiroid hormonlarımızla bahsetmiş olduğunuz belirtiler midir? Tiroid bezi fazla çalışmıyor. Yani hipertiroid dediğimiz tablo Evet, hiç yoksa çalışmıyor. sessizce sadece boyunda şişlik, kitle, yutkunurken Hı. ağrı, hafif nefes darlığı gibi semptomlar yapabilir. Hı. Daha Genelde başka kimlerde semptom görülüyor hocam yapmayabilir. sıklıkla? Erkeklerde mi daha fazla, bayanlarda mı? Bayanlarda daha fazla Bayanlarda daha gözükmektedir fazla. tiroid kanseri. Hı. Yine 40'lı yaşlar risk oluşturmaktadır. Evet. Peki hocam sürekli sistemik hastalıkları olan hastalarda ne gibi çözümler buluyorsunuz tiroid hastalarına? Sürekli ilaç kullanması gerekiyor. Kalp hastası, tansiyon ve şeker hastası. Tiroid hastalığını onlar çok etkilememektedir. Etkilemiyor. Ama safra kesesinde böyle bir durum söz konusu değil mi hocam? Özellikle kan sulandırıcı kullananlarda. Kan Ameliyata girmeden sulandırıcı önce bir hafta önce kesmesini öneririz ona. kesmesi O gibi gerekiyor. durumlarda mutlaka bir hafta önce kan Hı. sulandırıcı doktor kontrolünde kesilmesi gerekir. Onun yerine ameliyattaki kanamayı etkilemeyecek ilaçlar başlanmak İlaçlara gerekir. başlamak gerekiyor. Evet. Tiroidde hocam beslenmemize ne kadar dikkat etmeliyiz? Her zaman olduğu gibi yine kilo alma riskimiz de var bu konuda. Evet. Hı. Nelere dikkat etmeliyiz en çok? Tiroidde bu İyot 30 en iyot önemlisi tuzundan bahsettik. aslında Evet. değil mi? Onun dışında dengeli Sigara beslenmek. tetikler mi hocam? Dengeli beslenmek Evet. lazım. Sigara tüm kanserlerin %50 Tetikler. nedeni olarak gösterilebilmektedir. Hı. Tüm kanserleri diyebiliriz, Evet. artırmaktadır. Özellikle akciğer kanserlerini. Akciğer kanserlerini. Evet. Evet hocam.
Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama ben tekrar şöyle bir başa dönmek istiyorum. Mide balonundan tekrar bahsetmenizi istiyorum. İzleyenlerimiz çok merak ettiler çünkü. Dilerseniz şöyle DSP'lerimiz de gelsin arkadaşlar ekrana. Orada tekrar bir konuşalım hocamla. Gerçekten çok kolay bir yöntem hocam. Evet. Teknik çok güzel, kolay, ağrısız, kısa acısız, süreli ağrısız, ameliyat gerektirmeyen bir ameliyat yöntem. Ameliyat gerektirmeyen, geri dönüşümlü bir yöntem. Endoskopi eşiğine takılıp endoskopi eşiğine kolayca çıkarılabilmektedir. Teknik çalıştığımız ekip de çok önemli değil mi hocam? Endoskopi ünitesinin donanımlı olması, endoskopi ekiplerin donanımlı olması çok önemli tabii ki. Peki hocam bu balonların kaliteleri var mı? Yani en çok hangisini tercih edersiniz? Onlar uluslararası standartlarda üretilmektedir. İstenilen tercih, hekimin tercihine bağlıdır balon. Peki hocam ham maddesi nedir bu balonun? Lateks, silikon. Evet. Silikondur. Onlar kullanılır. Silikondan yapılmaktadır. Farklı çeşitleri de var. Daha önce programdan önce de konuşmuştuk aslında değil mi hocam? Evet. 6 aylıklar var. 12 aylıklar var. Ayarlanabilenler var. Silikon ağırlıklıdır. Bir izleyicimiz hocam sormuş. Hemen şunu da sormak istiyorum. Mide balonun operasyonu olmuş. Ay darbe geçirdim diyor. Mide balonun patlar mı diye bir soru gelmiş. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Mide bölgesine ciddi bir darbe almışsa... patlama ihtimali olabilir ama balon çok da hocam şey değil değil mi? Çok da dayanıklı yapılmış yapılmaktadır. Üzerinden arabalar geçirilerek testler yapılmaktadır. Kolay kolay patlamaz mide balonu. Peki hocam mide balonuyla uzun ilgili uzun süre kaldığında patlayabilir. Zamanı geldiğinde mide balonunu mutlaka çıkarmak tabii hocam, gerekir. Tabii zamanı geçtikten sonra da değil mi böyle bir durum söz konusu olabilir? Mide asitine sürekli maruziyet nedeniyle mide balonu midede en büyük belirtisi neydi? İdrarımızda mı hocam? Mavi su. Peki buradan izleyicilerimize mide balonu ile ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Korkmamaları gerektiğini bahsedebiliriz aslında değil mi? Mide balonu, diğer mide ameliyatlarından çok basit bir yöntem. Bir ameliyat değildir. Geri dönüşümlüdür. Mide ameliyatından korkanlar, ameliyat kadar karar verecek kadar yüksek kilosu olmayanlar, 15-20 kilo kadar fazlalığı olanlar... mide balonunu düşünebilirler. Herkesi de uygulayabiliyorsunuz zaten bu yöntemi. Evet. Normalde de endoskopi diğer mide hastalıklarında yapmış olduğunuz bir yöntem değil mi hocam? Aynı şekilde. Peki hocam vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Bizleri kırmayıp geldiniz. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Yunus hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.